Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle öğretici metinlerden biyografi işleyeceğiz. Biyografinin diğer ismi neymiş? Yaşam öyküsü. Şimdi tanımına bakalım. Siyaset, bilim, sanat, spor ve benzeri alanlarda tanınmış bir kişinin yaşamını anlatan yazı türüdür. Anlatımda bilgi, belge ve tanıklara dayanılır. Anlatım tarafsız ve gerçekçi bir biçimde yapılır. Anlatılan kimsenin değeri benzerlerinden farkı ortaya konur. Zaman zaman anılardan yararlanılabilir. Anlatımda tarihsel sıra izlenebilir ama şart değil tarihsel sıranın izlemesi. Atlama da yapabilirsiniz. Anlatım kurmaca bir kişinin ağzından yapılmaz. Anlatıcı yazarın kendisidir. Şimdi biz ünlü birinin hayatını anlatıyorsak buna ne diyormuşuz? Biyografi diyormuşuz. Yine bilgi ve belgelere dayanacağız, tanığımız olacak. Tarihsel sırayı izlesek de olur, izlemesek de olur. Yazdığımız kişinin anılarına da yer verebiliyoruz. Şimdi Tanzimat döneminde Beşir Fuat'ın yazdığı Victor Hugo biyografisi var. Namık Kemal'in Evrak-ı Perişan'ı, Recaizade Mahmut Ekrem'in Kudema'dan Birkaç Şair adlı eseri neymiş? Biyografi örneğiymiş. Yine devam edelim. Servet-i Fünun döneminde Süleyman Nazif'in Mehmet Akif'le ilgili yazdığı biyografi. Cumhuriyet döneminde İlhan Geçer'in Cahit Sıtkı ile ilgili yazdığı biyografiler bu türün örneklerinden. Yine dünya edebiyatında Plutarkus'un Hayatları, William Roper'in Sir Thomas More'un Hayatı, James Boswell'in Samuel Johnson'un Hayatı, bu yine tanınmış biyografiler arasında. Arkadaşlar edebiyatımızda Oğuz Atay'ın yazdığı Bir Bilim Adamının Romanı adlı eseri biyografi özelliği gösteriyor. Niye? Çünkü üniversite hocası Mustafa İnan'ın hayatını anlattığı için yine biyografi türünde değerlendiriliyor. Otobiyografiye geçtik. Biyografi neydi? Önemli bir kişinin hayatını anlatıyorduk. Oydu. Otobiyografi için diyor ki öz yaşam öyküsü. Öz kim? Benim. Yani biziz. Kişi. Diyor ki tanımında da yazarın kendi yaşamını anlattığı yazı türüdür. Anlatıcı birinci kişidir. Kim? Ben anlatıyorum arkadaşlar. Ben birinci kişiyim. Ne yapıyorum? Kendi hayatımla ilgili bir şeyleri anlatıyorsam otobiyografi olacak. Diyor ki biyografide olduğu gibi ele alınan kişinin elde ettiği başarılar, başkalarına isim veren özellikleri açık ve yalın bir anlatımla dile getirilir. Biyografilerde bilgi, belge ve tanıklardan yararlanılacağı için biyografiler nesnel bir dille oluşturulur. Yazarın ruh haline yönelik otobiyografilerde belleğe ve hatıralara dayanılacağından biyografi yazarı kadar tarafsız olmayabilir. Yani biyografide biz başkasının hayatını anlatırken bilgi ve belgelere dayanacağımız için nasıldı? Nesneldi. Ama otobiyografilerde benim o an ruh halime bağlı, kendimi anlatıyorum çünkü, biraz tarafsız olmayabiliyor. Edebiyatımızda Abidin Nino'nun Kısa Hayat Öyküm ve Şevki Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam adlı yapıtı bu türün örneklerini gösteriyor bize. Yine edebiyatımızın mihenk taşlarından biri kim? Peyami Safa. Onun 9. Harcıya Koğuşu adlı eseri otobiyografik roman özelliği göstermektedir. Çünkü Peyami Safa diyor ki burada ben 9 yaşında kemik verimi hastalığına yakalandım ve bu eserimde ben hasta bir çocuktan bahsediyorum. Arkadaşlar Peyami Safa 9. Harcıya Koğuşu adlı romanında hasta çocuk diye bir kahraman bulmuş kendine. Roman kahramanın ismi yok. Yine psikolojik roman olarak değerlendiriliyor. Kendi hayatını anlattığını düşündüğümüz için de ne dedik biz buna? Otobiyografik romanı dedik. Yine Amerikan edebiyatında Paul Auster'ın İç Dünyamdan Notlar, Isaac Asimov'un Dolu Dolu Yaşadım'ı bizim bilinmiş, tanınmış otobiyografilerimizden. Dünya edebiyatı ama yine bize de soru olarak gelebiliyor.
Yine otobiyografi örneği verdim burada ben size. Ali Kuşçu'nun otobiyografisi diyor ki, ismim Ali bin Muhammed'dir. 1403 yılında Semerkant'ta doğdum. Bakın ben anlatıyor değil mi? Ali Kuşçu kendisi anlattığı için biz buna otobiyografi diyoruz. Şöyle deseydim, yazarın ismi Ali bin Muhammed'dir. 1403 yılında Semerkant'ta doğmuştur. Şimdi onu Ali Kuşçu mu anlatıyor, ben mi anlatıyorum? Ben anlattığım için biyografi oluyor, o anlattığı için otobiyografi oluyor arkadaşlar. Farkını buradan çıkarabilirsiniz. Diyor ki, monografi, özgeçmiş, CV, hal tercümesi ve portre gibi türlerin biyografi ve otobiyografi türleriyle benzerlikleri vardır. Şimdi monografiye bakalım hangi yönüyle benziyormuş. Diyor ki, kapsamı kesin olarak belirlenmiş bir konunun özel bir bakış açısıyla derinlemesine anlatıldığı yazılardır. Bu yazılarda bir kişi, eser, yer ya da olayın tek ve çok özel bir yön üzerine durulur. Arkadaşlar özel yönler üzerine duruyor ya, burada yorum gerektirebilir. O yüzden biyografiden bu yönüyle ayrılır. Yine özgeçmiş CV'ye baktık. Bu işe girişler için isteniyor ya hani CV. CV o demek. Bir kimsenin yaşamının önemli aşamalarını, kazandığı bilgi, beceri ve tecrübelerini kendi ağzından anlattığı yazı türüymüş. Genellikle iş başvurularında başvurulan kuruma ya da kuruluşa verilmek amacıyla hazırlanıyormuş CV'lerimizde. Devam ettim. Özgeçmişte kişinin öğrenim durumu, iş tecrübeleri, kişisel bilgileri, bakın kişisel bilgiden kasıt neymiş? İsim, soyisim, doğum yeri ve tarihi, medeni ve askerlik durumu, iletişim bilgileri adres, telefon, e-posta olabilir, yeterlilikleri yani neleri yapabiliyor, bilgisayar, yabancı dil gibi kullanması gibi, ilgi alanları, varsa aldığı ödüller ve referanslar yer almalıdır. Hal tercümesi de arkadaşlar şöyle, Osmanlı döneminde kaleme alınan ve özgeçmiş özelliği ağır basan yazılardır. Tabi günümüzde artık biz buna hal tercümesi demiyoruz. Ne diyoruz? Özgeçmiş ya da CV diyoruz. Portre. Portrelerde bir kişinin ayırt edici özellikleriyle tanıtılması hedeflenir. Evet, ayırt edici özellikleriyle tanıtacağız. Kişinin fiziksel özelliklerinin anlatıldığı portreler fiziksel portre. Ruhsal durumunun anlatıldığı portreler ise ruhsal portre olarak adlandırılır. Kişinin hem fiziksel özellikleri hem de ruhsal durumu portrelerin çoğunda bir arada veriliyor. Yani bir portre yazarsınız, hem fiziksel özelliklerini verebilirsiniz hem de ruhsal durumunu verebilirsiniz. Ama ayrı ayrı yazılan fiziksel portre ya da ruhsal portre denen portrelerimiz de mevcut. Evet, geçtik diğer bir öğretici metinimize, tezkire. Tanımına bakalım. Eski devirlerde önemli şahısların yaşamlarının ele alındığı düz yazılardır. Bu yazılarda genellikle şairlerin yaşamı konu edilmiştir. Onların eserlerinden örneklere yer verilmiştir. Arkadaşlar tezkire şu demek, bir kitap düşünün. Kitabın içinde Cahit Sıtkı ile ilgili şiirler de var, onun hayatı da var. Ahmet Muhittin Anas'ın hayatı ve eserleri var. Yine Namık Kemal'in hayatı ve eserleri var. Şimdi bir kitabın içinde birden fazla sanatçının, şairin ya da işte bilim adamının neyse onların yaşamı anlatılıyor, eserlerinden örnekler veriliyor. Biz buna ne diyormuşuz? Tezkire diyormuşuz. Günümüzde antoloji ve biyografilere benzeyen yazılardır. Bu yazılar edebiyat tarihi çalışması olarak da değerlendirilebilir. Tezkirler genellikle şu üç bölümden oluşur. Birinci bölüm mukaddime yani giriş. Eserin yazılış nedeni, devrin şiir anlayışını ve eserin sunulacağı kişiye yapılan övgüleri içeriyor. Birinci madde mukaddimeydi. İkinci bölüm asıl metin, tanıtılan kişinin sosyal çevresi ve edebi kişiliğiyle ilgili bilgileri, sanatı üzerine yapılan değerlendirmeleri ve yapıtlarından örnekleri içeriyormuş. Üçüncü bölüm hatime, eserin bittiği tarih belirtilir. Yazılış süreciyle ilgili bilgileri barındırır. Dönemin padişahına ve önde gelen devlet adamlarına iyi dileklerde bulunulur. Eserde olabilecek kusurlar için af dileniyor. Şimdi arkadaşlar, devam edelim.
Tezkireler daha çok tanıtılacak kişiyi övmek ya da eleştirmek amacıyla taraflı bir tutumla hazırlanmıştır. Yazarlar tezkirelerde genellikle sanatlı bir dil tercih etmişlerdir. Neden sanatlı bir tercih ediyorlar? Şimdi arkadaşlar şöyle, önceden divan edebiyatı kısmında daha çok vardı bu tabi. Süslü anlatmak, sanatlı dil tercih etmek bir gösterişti. Yani bir gösteriş yapıyorlardı bunlar. Böyle öyle anlatınca daha böyle iyi şairmiş gibi görüyorlardı kendilerini. Diyor ki sanatsal güçlerini göstermek istiyorlar diyor bununla. Evet, yani süslü anlatınca sanki böyle sanatsal dili çok yukarıdaymış gibi. Türk Edebiyatı'nda ilk tezkiremizi kim yazmış? Alişir Nevai'nin Mecalis'ün Nefais adlı eseriymiş. Bakın burada kitabın kapağı da var zaten. Mecalis'ün Nefais. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire Sehi Bey'in Heşt Behişt adlı eseridir. Arkadaşlar 8 cennet anlamına geliyor. Heşt Behişt, yani ismi böyle biraz tuhaf gelmesin size. O dönemde eski Türkçe'de kullanılan kelimeler. Yine Latife'nin Tezkiretü Şuarası, Ahdi'nin Gülşen'in Şuarası. Şuara şair demek arkadaşlar. Yani şairlerin tezkirelerini yaptıkları için. Aşık Çelebi'nin Meşarişü Şuarası bu türün örnekleri arasındadır. Yani bilinmiş tezkirelerdir. 2019'da çıkan AYT sorumuza bakalım. Bu parçada sözü edilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu'da 16. yüzyılda oluşmaya başlayan biyografi geleneğinin ilk ürünleri Alişir Nevai'nin, bakın arkadaşlar çok önemli, Alişir Nevai'nin Mecalis'ün Nefais adlı eseri diyor değil mi? Örnek alınarak yazılmıştır. 1538 yılında Sehi Bey'in kaleme aldığı şairler hakkında bilgiler içeren Heşt Behişt, bakın burada Heşt Behişt'i vermiş. Biraz önce söylemiştim bunların ne olduğunu. Adlı eseri bu türün Anadolu sahasındaki ilk örneğidir. Neydi işlediğimiz tür? Mecmua görmedik, Surname görmedik, Menakıbname, Mersiye görmedik. Neyi gördük? Tezkireyi gördük. Mecmua neydi? Divan edebiyatında düz yazıların toplandığı bir kitapçık. Surname neydi? Surların güzellikleri anlatılmıyor tabii ki. Surname, padişahların, erkek çocuklarının sünnet törenleri, kızlarının düğün törenlerinin anlatıldığı eserler. Menakıbname bir Ermiş'in hayatıyla ilgili bilgileri veriyorum. Mersiye neydi? Ölen bir kişinin ardından yazılan hüzünlü şiirlerdi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.